Yarının Dünyası Paribu sunar. Paribu. Yarının gündemiyle karşınızdayız. Ben Güzem Yılmaz Ertem. Ben Gizem Uzuner. Hoş geldiniz programa. Bu hafta yarının gündeminde çok değerli bir konuğumuz var. Avukat Mehmet Türkaslan bizimle. Mehmet Bey, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Şimdi biliyorum nefesler tutuldu tüm sektör için. Regülasyonlar ne olacak? Herkes bu sorunun cevabını arıyor. O yüzden biz de merak edileni aslında bu hafta biraz sona sakladık. Birazdan Mehmet Bey ile beraber aktaracağız size detayları. Gizem ve benim sorularımı yanıtlayacak Avukat Mehmet Türkarslan, ama Gizem, istersen regülasyonlara gelmeden önce hem radyo dinleyenleri hem de Periskop'tan izleyenler için bu arada hatırlatalım. Sorularınızı da alıyoruz. Hatta yorumlarınızı, görüşlerinizi de alıyoruz. O yüzden bizi YouTube yayınından, Periskop'tan, Twitter'dan, bütün sosyal mecralardan Bloomberg.at radyoya ek olarak dinleyebilirsiniz. Görüşlerinizi iletebilirsiniz. Şimdi son dönemde şöyle bir furya var Mehmet Bey. Acaba ben işte paramı aktarıyorum kripto para piyasasında işlem yapmak için bu alım satım platformlarına, ama doğru yere gidiyor mu? Ya da geri çekebilecek miyim? Olası bir dolandırıcılık olur mu? Maalesef bazen hukuki boşluklardan yararlanabiliyor bazı şirketler ve bu tarz aslında mağduriyetler oluşabiliyor. O yüzden nasıl görüyorsunuz o tarafı? Şimdi son dönemde artan bir sosyal medya dolandırıcılığı adıyla adlandırdığımız bir dolandırıcılık tipi var maalesef. Özellikle Instagram ve Twitter hesapları üzerinden. Birazcık yaklaştım, çok pardon. Kusura bakmayın lütfen. Şimdi daha iyi durumdayım. Twitter ve Instagram üzerinden sahte hesaplar açılıyor. Yani bu sadece Paribu'nun başına gelmiyor. Birçok sosyal kripto varlık platformunun başına geliyor maalesef. Burada sahte bir hesap açılıyor. Paribu'nun adıyla ya da işte diğer borsaların adıyla. Ve kullanıcılara çeşitli vaatlerde bulunuyor. İşte bize üye olun, size 5 bitcoin verelim. Üye olun, şu çekilişe katılın gibi. Ne yazık ki kullanıcılar da buna aldanıyorlar ve tıkladıkları zaman phishing dediğimiz, oltalama dediğimiz bu yöntemin mağdur olmaya başlıyorlar. Kendilerinin hesaba, yani gerçek Paribu hesabına giriş yaptıklarını zannetmelerine rağmen aslında şifreleri bu arkadaşlara kaptırmış oluyorlar. Daha sonra bu kişiler telefonla ulaşıyorlar kendilerine, kullanıcılarımıza, ve işte hesabınızda inceleme var, hesabınızda denetleme var, hesabınız şu an boşaltılıyor gibi gerçek dışı beyanlarla insanları korkutup tedirgin edip diyorlar ki işte şimdi size bir kod geliyor, bu kodu girin. O arkadaş kodu giriyor, aslında hesabın şifresini vermiş oluyor. Tamam diyorlar, şimdi işte biz bunu kurtarıyoruz, bir kod daha geldi, aslında o transaction emirin kodunu veriyorlar, o kodu giriyor, tekrar transfer yapılıyor ve bu şekilde işte blockchain'in de temeli olan anonimlik diyelim, cüzdanın kime ait olduğunu bilmediğimiz bir cüzdan adresine örneğin USDT olarak çıkış yapılıyor. Böylece kullanıcı aslında hesabını kurtardığımı zannederken bütün mal varlığını kaptırmış oluyor. Burada bir yasal boşluk var, ya da yasal boşluk demeyeyim de yasalar genelde hep teknolojinin arkasından gelir zaten. Aslında olması gereken de böyledir. Bu kullanıcı, bu dolandırıcıları tespit edilemiyor. İşte çeşitli IP'lerden, VPN'lerden bağlandıkları için savcılık da veya emniyet de bunları tespit edemiyor. Dolayısıyla da bu arkadaşların mağduriyeti giderilememiş oluyor ve insanlar mal varlıklarını kaptırmış oluyorlar. Yani çok pardon, kim inanır ki böyle bir şeye demek isterdim ama mesela. Öyle değil, öyle demeyin. Öyle çünkü demeyin. Bundan 3 sene önce akşam saatlerinde yemeğimi yerken güzel güzel Barbaros'a bir mesaj attım. Dedim ki Instagram'dan bana bir DM mesajı geldi. Pardon, Twitter'dan, çok özür dilerim. Accountum hacklendi ve linke tıklamamı söyledi. Barbaros bana, bizim sosyal medya direktörümüz, dedi ki Güzem sakın ona tıklama. O ona diyene kadar ben çoktan tıklamış bulundum. Mavi tikimi kaybettim. Twitter account'umda bana ait olmayan bir sürü bilgi çıktı. Dolayısıyla herkes bu boşluktan aslında, evet, değil mi? Evet, sosyal medya dolandırıcılığını kaptırmış oldunuz. Kaptırabiliyor ki tabii ben bir para kaybetmedim burada ama evet, burada sizin özellikle bahsettiğiniz şunu hikaye. Yapıyorlar. Mesela siz tıkladınız Instagram'daki işte bir hikayede Paribu ile alakalı olan. Buna tıkladığınızda o bilgileri bunlar alıyorlar. Yani işte siz oraya telefonunuzu giriyor ve telefon bilginizi sizin kaydediyorlar. Sonra hemen aramıyorlar size. İşte gece sabaha karşı 3-4 gibi insanın tam uyku halindeyken, belki muhakeme yeteneğini çok muhafaza edemediği dakikalarda sizi arayıp böyle alelacele bir şey olmuş gibi paylaşıyorlar. İşte MASAK'tan denetleme geldi. İşte savcılık el koydu. İşte hesabınız çıkartılıyor gibi insanları panikletecek söylemler söyledikleri için insanlar da o anda işte bir uyku haliyle maalesef buna aldanıyorlar. O yüzden tabii sosyal medya hesaplarımızdan da zaman zaman bu tarz bildirimler yapıyoruz. Kullanıcılarımızdan özellikle istirhamımız hiçbir şekilde bizim kendi official hesapları, resmi hesaplarımızın dışındaki hesaplara tıklamamaları.
hiçbir zaman bir kripto varlık platformu ve Paribu kimseye böyle bir çekiliş yapmaz, böyle bir kampanya yapmaz. Yapıyorsak bunu zaten reklamlarda biz duyururuz. Dolayısıyla bu tarz şeylere aldanmamalarını istiyoruz. Konuşmamın bir yerinde de sosyal medya firmalarına da temas edeceğim. Ben de onu soracağım aslında. Şimdi burada dolandırıcılıktan bahsediyoruz ama mesela birçok sosyal medya platformu var. Siz hangisinden daha fazla bu dolandırıcılık girişimlerinin bulunduğunu gözlemlediniz? Bir de bunun tarzı nasıl? Yani Twitter'dan gelen farklı, Instagram'dan gelen farklı ya da nasıl bir dolandırıcılık yolu izliyorlar daha genellikle çok? Yoğunluk Twitter ve Instagram olmak üzere, kendi içinde de yoğunluk Instagram üzerinde. Özellikle hikaye uygulamasında geçirtiyorlar ve sponsorlu içerik çıkartıyorlar. Telegram'dan hiç bahsetmediniz ama Telegram'da... Telegram'dan çok fazla karşılaşmadım ben. Yani bize orada yansıyan, çünkü çok fazla tarafına alsat yansıyan... tavsiyesi oluyor Telegram üzerinde. Belki vardır ama bizim hukuk tarafına yansımadı o tarz bir durum. Burada sponsorlu içerikler çok sıkıntılı. Yani bir hesap açmışlar, Twitter'da da çok fazla var sponsorlu içerik. Belki siz de denk gelmişsinizdir, siz de görmüşsünüzdür. Bunun için, bununla savaşan gerçekten 7/24 çalışan ekiplerimiz var. Yani içeride 7/24 bu hesapları takip ediyorlar. Bu hesapları emniyete bildiriyoruz tespit ettiğimiz anda. Bu hesaplara sosyal medya platformuna bildiriyoruz, lütfen kapatın bunları diye. Ama bazen biz bildirene kadar ne yazık ki gecikmiş olabiliyoruz. Çünkü çok fazla açıyorlar. Çok çok fazla açıyorlar. Domain adlarını alıyorlar sürekli. İçinde para geçen domain adlarını alıyorlar. Bunlarla ilgili sürekli mahkemeler başvuruyoruz. Erişim engelleme kararları çıkartıyoruz. Yani gerçekten bu bir mesai alıyor bizim tarafta. Engellemek istiyoruz. Bu sefer dönüp bize diyoruz ki sosyal medya platformlarına, ya bunu yapmayın. Lütfen sponsorlu içerik çıkartmayın. Yani Paribu'nun logosunun olduğu yerden bu içerikleri sponsorlu en azından yaptırmayın. Hadi adam hesap açmış da bari sponsorlu çıkarttırmayın bunu diye. Örneğin Vakıfbank'la ilgili bunu göremezsiniz. Ziraat Bankası'yla ilgili bunu göremezsiniz. Çünkü bunlar finansal kuruluş oldukları için ve sosyal medya platformları da Türkiye'de artık temsilcilik açtıkları için bunu kendi algoritmalarıyla bir şekilde engelliyorlar. Ama bizim ve bizim gibi aynı sektörde olan şirketler finansal kuruluş olarak kabul edilmiyoruz. Yasalar nezdinde kabul edilmiyoruz. Belki halk nezdinde öyleyiz ama yasalar mesela nezdinde kabul edilmiyoruz. Patent gibi haklarınız yok mu sizin? Onlar var ama şöyle, finansal kuruluş derken işte mevzuatlar karşısında bir SPK'daki işte aracı kurum değiliz, lisansa tabi değiliz gibi. O tarz şeylerimiz olmadığı için sosyal medya platformları ne yazık ki bunu ciddiye almıyorlar. Biz dönem dönem ihtarnameler gönderiyoruz buradaki temsilciliklerine. Lütfen bunları açtırtmayın, sponsorlu çıkarttırmayın diye. Maalesef ki olumlu dönüş alamıyoruz. O yüzden de şu ana kadar önünü kesebilmiş değiliz bunları. Sizin bir bağlı kuruluşunuz olsa böyle finans kurumu olarak o zaman mesela Paribu ismini koruma altına almış oluyor musunuz? Şöyle tabii, yani koruma altına almak yani bankaların değil ama. Bankaların iştiraklarına dair de ben hiç bu şekilde bir evet, içerik görmedim de ondan dolayı. Bir ara vardı. Belki hatırlarsınız Twitter'da, hatta E-Devlet'in falan da, Türkiye GovTR'nin de. Onu da soracaktım. Regülatif kurumları bile aynen, onları aslında yapıyorlardı ama sonradan işte sosyal medya kuruluşları, özellikle Twitter ve Instagram'dan bahsediyorum. Bunlar kendi algoritmalarıyla bunu engellediler. Yani bu tarz siz bir işte Türkiye GovTR diye bir hesap açabilirsiniz ama buna sponsorlu içerik veremezsiniz artık. Bunu algoritma sizi engelliyor. Biz istiyoruz ki bizim adımızın geçenleri de engelleyin. Engellerseniz zaten kullanıcının önüne çıkmayacak. Kullanıcının önüne çıkmayınca kullanıcı dolandırılmamış olacak. Bu talebiniz refüze mi ediliyor şu an? Cevap alamadık diyelim. Peki siz bütün domainleri alsanız içinde para bulacağım, bütün ihtimalleri yok etme şansınız olmuyor mu? Maalesef, çünkü yani aklımıza gelmeyecek şeyleri de alıyorlar. İşte Paribu gibi, yani benzeşen. Birkaç harfi değiştirip. Evet, benzeşen her şeyi alıyorlar adamlar ve bunu bloklar halinde alıyorlar. Biz bunu tespit ettiğimizde bloklar halinde erişim engelleme kararı alıyoruz. Ama tabii aradan kaçanlar oluyor ya da mahkemeler o hıza yetişemiyorlar bazen. Onların da iş yükü var. O yüzden maalesef biz yetişene kadar onlar zaten 2-3 kişiyi dolandırıp sonra kapatıyorlar hesabı. Yani şey yapmıyorlar, sürekli açık kalmıyor hesaplar. Yani sizin talebiniz şu şekilde işleyebiliyor mu peki? Logomuz, işte kurumumuzda çalışan herhangi birinin fotoğrafı vesaire vesaire gibi böyle sorumluluk redleri vererek talepte bulununca da mı aynı evet, zamanda cevap alamıyorsunuz? Evet, biz diyoruz ki Paribu adının, Paribu logosunun, işte Yasin Bey'in ya da diğer çalışanlarımızın fotoğraflarının olduğu, isimlerinin geçtiği şeyleri sponsorlu içerik üretmeyin lütfen. Bunları sponsorluğu kabul etmeyin lütfen diyoruz.
Ama maalesef şu ana kadar olumlu bir yanıt alamadık. Ve buradaki muhatabınız kim peki? Bu sosyal medya platformunun Türkiye temsilcilikleri var. Burada resmi olarak devleti bildirdikleri. O temsilciliklere muhatap oluyoruz mecburen. Ama onlardan bir dönüş alamadık henüz. Peki mesela yurt dışında aynı şey var mı? Örnek veriyorum mesela bir Google'ın, Tesla'nın vesairenin böyle sahte reklamı olabiliyor mu? Yani biz sonuçta Türkiye domain olduğumuz için hani oradaki sahte reklamı bilemediğimden dolayı soruyorum. Evet, şimdi orada olabiliyor. Bu arada onlar da çıkabiliyor. Ama orada Google'ın arama motorları bunda daha şey, daha hassas davranıyor. Bir dönem bizimkiler de ya da diğerleri de orada çıkıyordu yine. Yani İş Bankası falan da çıkıyordu, o anlamda söylüyorum. Diğer bütün finans kuruluşları da çıkıyordu ama onlar daha çabuk müdahale ediyorlar. Yani hızlıca kapatıyorlar, Google tarafı için söyleyelim. O yüzden o taraflarda çok böyle dolandırıcılık vakası yaşanmadı. Ama ne yazık ki yoğunlukla Instagram ve ondan sonra da Twitter'da son dönemde çok artan bir şey var, problem var. Baş etmeye çalışıyoruz. Bir şey soracağım ama bu şeyden Paribu özelinde değil aslında. Şimdi avukat olmanız dolayısıyla soruyorum. Evet. Şimdi teknoloji ilerledikçe siber suçların üzerindeki yük sizce ne kadar artmıştır? Muazzam derecede artmıştır. Yani en hızlı inme kaydeden tarihte böyle hukuk tarihinde burası olabilir mi? Yoktur. Yani şöyle bir şey var. Şimdi normalde bu böyledir ama hep teknoloji ya da gelişmeler önden gider, hukuk biraz daha arkadan gelir. Çünkü hukuk önce biraz mağduriyet daha, sonrasında evet, çünkü ayaklarının yere basması lazımdır. İşte bu kadar hızlı hareket edemezsiniz vesaire gibi. Çünkü koskoca bu kurumdan bahsediyorsunuz. Fakat burada hukuk yetişmeye çalışıyor. Özellikle siber suçlardaki polis memur arkadaşlar buna canla başla çaba gösteriyorlar, biliyoruz. Ama velakin onlar da yetişemiyorlar. Çünkü teknolojinin önüne geçmesi hukukun çok zor bir şey. Yani orada bir regülasyon yapmanız, yasayı çıkartmanız ve bunu öngörebilmeniz çok zor. Adamlar, dolandırıcıları kastediyorum, gerçekten akla hayale gelmeyecek yöntemler buluyorlar. Yani siz bir şey bulduğunuzda onlar da hemen bir başka tarafa kayıyorlar. Dolayısıyla bu konuda uzmanlaşmış kişi de az ama yani avukat, danışmanlık evet. veren, tabii ki sizi tenzih ediyorum ama sizin gibi sektörde aslında muhatap alınabilecek insan sayısı da çok az. Yani ben kendimi ve avukat arkadaşları dışarı çıkartarak söyleyeyim. Burada tabii hakim, savcı ve polis, yani kolluk kuvvetlerinin de bu alana yetişmesi gerekiyor. Sayı anlamında yetişmesi gerekiyor. Evet, bireysel anlamda çabaları oluyor. Fakat bir kurum kültürü olarak sanırım daha henüz o yetişme aşamasına gelmediler. Ama bireysel olarak hakimler, savcılar ya da polisler de yetişmeye çalışıyorlar. Ama çok kolay değil. Şimdi birkaç soru var ama aslında bu soruyu belki hani bizim sorularla da birleştirip sorabiliriz. Mesela bir izleyicimiz diyor ki elimizdeki tokenları geri almamız yasal mı? Şimdi bu soruyu ben şöyle sorayım. Siz bir sigorta sunmuyorsunuz. Sunuyor musunuz? Sunmalı mısınız? Yani borsalar gerçekten bir güven kurumları olarak sorumlulukları var mı? Bir token ya da bir para kaybedildiğinde orada pari bunun yükümlülüğüne. Şimdi önce neden kaybedildi ona bakmak gerekiyor. Önce borsaya diyelim ya da platform diyelim. Yani devletin şu an çıkarttığı iki tane regülasyon var. İki tane yönetmelik var. Bir tanesi Merkez Bankası'nın yanılmıyorsam 16 Nisan'da çıkan bir yönetmeliği vardı. Ödeme aracı olarak kullanılamaz kripto varlıklar ve e-paradan transfer yapılamaz diye. İkincisi de MASAK mevzuatında yapılan bir güncellemeyle, sanırım Mayıs ayındaydı o da, kripto varlık hizmet platformlarının MASAK yükümlüsü olduğuna dairdi. Doğru. Bunların ikisinde de geçen kavramlarda bizim platformun ne olduğu ya da borsanın ne olduğu açık açık tanımlanmıyor. Dolayısıyla bunda globaldeki örneklemelere bakmak lazım. Yani bir borsa platform ne iş yapar onu belki bilmek lazım. Bizim yaptığımız borçlar kanunumuzda simsarlık diye bir madde vardır. Birazcık simsarlığa yanaşan bir şeydir. Biz yani bütün borsalar için söyleyeyim ya da bizim için söyleyeyim, belki yapanlar vardır ama biz token satmayız ya da token almayız ya da işte birisinden satın almayız, birisine bir varlık satmayız, bir kripto satmayız. Biz sadece alıcıyla satıcıyı bir araya getiririz. Yani bizim bu borsalar kurulmadan önce de insanlar internette tırnak içinde merdiven altında bu işi yapıyorlardı. Yani forum sitelerinde birbirlerini alıp satıyorlardı kriptoları. Aslında biz bunu daha legalize ettik diyebiliriz. Aracılık, brokerage. Gibi. Paribu'da yani, değil cüzdanda saklamak mesela bu tokenları. Bir nebze o. Paribu'nun cüzdanından bahsediyorsunuz. Paribu'nun cüzdanından bahsediyorum. Şimdi burada karıştırılan bir nokta var. Bu işin doğasında saklama hizmetinde olduğu varsayılıyor. Evet. Aslında bu işin doğasında saklama hizmeti yok. İngilizce custody olarak söylediğimiz, Türkçe'de saklama olarak geçirebileceğimiz kelime ve bu hizmet grubunu vermiyoruz biz. Yani aynı bankayla
bankanın aracı kurumu arasındaki fark gibi. Banka saklama hizmeti veriyor ama bir aracı kurum, yani hisse piyasası için vesaire için söylüyorum. Hı-hı. Aslında takas hizmeti veriyor. Evet, şimdi mesela oralar daha regül alanlar olduğu için işte bir aracı kurumda aldığınız işte bunun takas, hı-hı, bank tarafı var, merkezi kayıt kuruluşu, hı-hı, tarafı var falan gibi. Oralarda daha kurumlar oturmuş vaziyette. Bizdekilerde ise hiçbir oturma olmadığı için, yani hiçbir kurum olmadığı için insanlar belki şunu zannediyor olabilirler. Biz borsada tutuyoruz, o zaman borsada bunu saklıyor. Ama biz bir saklama hizmeti vermiyoruz. Yani bildiğim kadarıyla çoğu borsada vermiyor bunu. Ayrıca verenler var. Kastedi hizmeti verenler var. Onun için ayrı bir sözleşmeler falan yapılması lazım. Biz de sözleşmelerimizde bunu açıkça vurgulamaya çalışıyoruz. İnsanlar öyle düşünmesinler. Yani para bu bize bir saklama hizmeti veriyor gibi değerlendirmesinler. Öyle bir hizmetimiz yok. Sadece biz alıcıyla satıcıyı bir araya getiriyoruz. Ve onların bizim platformumuzun güveniyle alım satım yapmalarını aracılık ediyoruz. Türkiye'deki tüm platformlar bildiğim kadarıyla böyle hepsi mi? Böyle. Yani hani şimdi onlar adına dünyada belki yanlış olur ama hizmeti. Var verenler var yani. Dünyada. Ama Türkiye'de yanlış hatırlamıyorsam ve bilmiyorsam tamamı sadece aracılık. Mesela bir regülatör gelse, takas bank gibi bir kurum olsa, gerçi bu söylediğim de bu işin doğasına biraz aykırı ama onu da birazdan tartışırız. O zaman saklama hizmeti verilebilir mi sizce? Saklama hizmeti verilebilir ama bunun için belki ayrı bir lisanslama süreci olabilir. Yani devletin, aha, çıkartacağı bu regülasyonda örnek olarak söylüyorum. İşte SPK tarafından ayrı bir saklama lisansı verilir ve o saklama lisansını alanlar sadece bu hizmeti verebilirler. Çünkü güven unsurunu sağlamlaştırmak için soruyorum bu soruyu. Evet. Acaba daha iyi olur mu sektör için diye? Evet, daha iyi olur. Yani şöyle, saklama hizmeti vermek kolay bir şey değil. Teknolojik, anladım, altyapı olarak kolay bir şey değil. Önemli bir konu ve önemli bir mağduriyet yaratabilirsiniz. Dolayısıyla bu da sanırım lisanslama içerisinde geçer diye tahmin ediyorum. Şimdi bir taraftan da hem aslında borsalar açısından sormak istiyorum hem de bireyler, kullanıcılar açısından sormak istiyorum. Bu dolandırıcılık vakalarından korunmak için borsalar ne yapıyor, Paribu ne yapıyor, bireysel kullanıcılar ne yapabilir sizce? Ne yapabilir? Şimdi bireysel kullanıcıların yapması gereken bazı adımlar var. Bunun da en temeli resmi hesapları takip etmek sadece. Yani resmi hesaplardan gelmeyen bildirimleri ya da reklam kampanyaları gibi şeylere güvenmemeleri lazım. İşte Paribu'nun Instagram hesabı var, Twitter hesabı var, YouTube hesabı var. Buralardan zaten bir kampanya yapılıyorsa bu alenen ifşa ediliyor, ortaya konuluyor. Dolayısıyla buradan gelmeyenlere inanmamaları lazım. Ve telefon açılıyor bu arkadaşlara. Telefonda sadece Paribu'nun kendi destek hizmetinin telefonuna cevaplamaları gerekiyor. Yani her numarayı açmamaları gerekiyor. Açtılarsa da şunu iyi bilmeleri lazım. Hiçbir Paribu çalışanı hiçbir kullanıcısından şifre istemez. Aynı bankalar gibidir. Hiçbir onay kodunu istemeyiz. Hiçbir mail onay kodunu istemeyiz. Bunun farkındalığının artması lazım. Yani birisi sizden bir şeyin onay kodunu istiyorsa bu doğru bir akış değil. Zaten burada bir problem var demektir. Dolayısıyla kullanıcılarımızdan özellikle ricamız lütfen resmi olmayan hesaplara tıklamayın. Lütfen size işte 1000 lira verin, 15 bin lira vereceğiz gibi şeylere inanmayın. Ve gelen telefon aramalarında şayet sizden şifren isteniyorsa hemen kapatın telefonu. Hiç ona girmeyin bile yani. 92.7 Bloomberg HT Radyo'dayız. 92.8. Evet. 7'de kim var acaba ya? Bir rakibi öne mi çıkardın? Biz vardık, sonra frekans değişti. 92.8. Şu an 7'yi kim aldı? Kimse almadı. 92.8. Peki, tamam. Sakın 7'yi dinlemeyin. Henüz çekmiyormuş orası. Rakip yok Allah'tan. Efendim neyse, Bloomberg HT Radyo'dayız. Gizem Uzuner'le beraber. Yarının gündeminde her hafta çarşamba konuklarımız oluyor. Bu hafta avukat Mehmet Türkarslan bizimle, hatırlatalım tekrar, sorularınızı, yorumlarınızı bekliyoruz dedik. Dolandırıcılığı konuşuyoruz. Biz ne yapabiliriz? Kripto para platformları neler yapabilir? Bunları konuşuyoruz bol bol. Şimdi Gizem, az önce sen dedin ki bizim üzerimize düşen ne, yani kullanıcıların üzerine düşen ne? Ama biraz da istersen platformların üzerine ne düşüyor onu da konuşalım. Çünkü Paribu bu yola başladığında çok fazla rakibiniz yoktu. Evet. Ya tabii ki şu an hala rakipsiziz de diyebilirsiniz, o ayrı bir tartışma konusu ama öyle ya da böyle çok fazla şu an kripto para alım satım platformu var. Evet. Rakam arttıkça dolandırıcılık da aynı ölçüde artıyor mu? Sizin üzerinize düşenler ne? Başka platformlarda gördüğünüz boşluklar ne? Yani sadece Paribu olarak sormuyorum aslında bunu, yani diğer platformlarda. Yani regülasyon konusuna da geliriz diye tahmin ettiğim için bunu oraya sıkıştırmıyorum şu an. Yani, hı-hı, devletin de belki çünkü yapması gerekenler olacaktır burada regülasyon anlamında. Bunu ayrı tutarak anlatayım. Paribu tarafında şimdi evet, yani bu işin hacmi arttıkça, bu işe olan ilgi arttıkça
maalesef dolandırıcı arkadaşların da bu işe olan ilgisi artıyor. Yani onlar da kolay para bulmaya çalışıyorlar çünkü. Ve az buz paralar da çıkartmıyorlar. Çok ciddi rakamlar çıkartıyorlar. Bizim şimdi her şirketin kendi işleyişi farklı. O yüzden kimseyi töhmet altında bırakmak istemem ama bizim tarafımızda az önce de bahsettiğim gibi gerçekten 7/24 bu işle uğraşan ekiplerimiz var. Yani sürekli olarak aktif bir şekilde Instagram'da dolaşıp, Twitter'da dolaşıp ya da diğer sosyal mecralarda dolaşıp adımızı açılmış sahte fake profilleri takip ediyoruz. Onları bulmaya çalışıyoruz. Onları bulduğumuzda anında emniyete bildirim yapıyoruz. Lütfen bunları kapatın diye. Aynı zamanda o sosyal mecralara da hemen iletişime geçiyoruz. Lütfen bu hesapları kapatın diye. Ve birçoğunu da engelliyoruz. Yani şöyle söyleyeyim, belki abartı gibi gelebilir ama işte şu an aktif 10 tane varsa eminim bugün kapattığımız 300 tane vardır. Fazla. Yani o kadar fazla. Gerçekten şey. O kadar fazla. Hani şimdi hani telefonla çıkartıp göstermem olmaz ama yani gerçekten orada göstersem size nelerin kapatıldığını dersiniz ki ya bu kadar mı çokmuş. O sebeple bununla uğraşıyoruz ama dediğim gibi kullanıcının yani bunu şey olarak söylemiyorum işte. Teknoloji okuryazarlığı yüksek olan kullanıcı işte, kitlesine de ulaşamıyoruz şu an. Gerçi hangi alanda var ki? İşte yani, evet, yani sermaye piyasalarında da bu böyle, başka alanlarda da böyle. Hani finansal okuryazarlık bir yana bir de teknoloji okuryazarlığı evet, var. Evet, yani şu kolaycılığa kaçmak istemiyorum. İşte bütün şey kullanıcı da hadi kardeşim siz yapsaydınız demek istemiyoruz. Hı-hı. Yani biz arka tarafta gerçekten aklımızın bastığı, hukukun el verdiği bütün önlemleri almaya çalışıyoruz. Ama işte iş bir yerde kullanıcı da tıkanıyor. Yani siz hangi siteyi kapatırsanız kapatın. Bir dolandırıcı kullanıcıya ulaştığında şayet kullanıcı şifrelerini paylaşıyorsa kendisiyle ne yazık ki bir yerde artık eliniz kolunuz bağlı kalıyor. Çünkü işte bizim 5 milyondan fazla tekil üyemiz var, kullanıcımız var. Yani sürekli emirler iletiliyor, sürekli işlemler, transferler yapılıyor. Biz her transferi kimin yaptığını bilemeyiz. Yani gerçek kullanıcı mı yapıyor mu yapıyor bilemeyiz. Biz sözleşmelerimize şunu özellikle yazıyoruz. Diyoruz ki lütfen hesabınızı başkasına kullandırtmayın. Bunu tespit edersek kapatırız sizin hesabınızı diyoruz. Ama işte örnek olarak söylüyorum işte 40 yaşında birisi diyelim ki işte devletle ya da icrayla şununla bununla problem var. Annesinin adına 70 yaşındaki kadının adına bir hesap açıyor ve onun üzerinden hareket ediyor. Bu sefer o kadıncağız bu işe kanıyor yani bilmiyor zaten ne yaptığını da bilmiyor. Gelen kodu alelacele insanlara veriyor bu sefer hesaplar boşaltılıyor. Belki işte o yaş grubuna da daha şey yapmak lazım. İhtimamlı yaklaşmak lazım. O yüzden el ele bu işi çözeceğiz umarım ki. Yani hem biz elimizden geleni yapacağız hem kullanıcılarımız elinden geleni yapacaklar. Ve bu şekilde bu arkadaşlara fırsat vermeyeceğiz diye umut ediyoruz. Regülasyon konusunu konuşalım mı? Hadi artık. Herkesin merak ettiği konu. Ne bekleniyor bu tarafta Mehmet Bey? Ne tarafta? Regülasyonlara dair sektörün beklentisi. Platform tarafında mı kullanıcı tarafında mı? Aslında ikisi de neyi eksik görüyorsanız onu soruyorum. Okay. Ben başlarsa benim eksik gördüğüm çok şey var. Bir kripto para trader'ı olarak birçok şeyi eksik görüyorum mesela, açıkçası. Bir kere aslında başta söylediğim saklama hizmetinin olmaması bende bir boşluk varmış algısını oluşturuyor. İkincisi mesela Forex piyasasında da vardı mesela Forex'te işlem yaparken gerçekten interbanka gidiyor mu yani emirler iletiliyor mu iletilmiyor mu? SPK düzenlemesi önce. Dolayısıyla şimdi de yani X bir kurumdan ben alım satım yaptığımda Türkiye'de ya da yabancı bir kurumda bu benim param nerede? Yani gerçekten ben bununla Bitcoin alabiliyor muyum bilmiyorum. Yoksa o şirketin kasasında mı duruyor? Yani eşleşme nasıl sağlanıyor? Ve ya sağlanamazsa tabii ki sizi tenzih ediyorum ama kurum kapıya kilidi aslı gitti. Evet aynen öyle TODEX vakası. Ne olacak? Dolayısıyla da mesela işlem yaparken bazen birikimimin daha büyük bir yüzdesini kripto para piyasasına yönlendirmek istiyorum. Ama sonra diyorum ki ya bu risk her zaman var. O yüzden ben daha küçük meblağlarla işlem yapayım. Şimdi bu çekincelerinizin tamamında çok haklısınız. Bu çekinceleriniz aslında bizim de çekincelerimiz ama bunun işte regülasyonunu koymak çok kolay olmuyor. Şundan dolayı kolay olmuyor. Şimdi siz yayının başından beri dikkat ediyorum hep kripto para diyorsunuz. Evet. Ama bizim devletimiz buna kripto varlık diyor. Yani bunu önce bir para olarak mı kabul edeceğiz, varlık olarak yani mı kabul edeceğiz? Yani varlık da diyebiliriz. Çünkü artık yani, para olmaz, işte, token'ın bu, var, o var, NFT'ler evet, geliyor vesaire. Birçok şey var. Şimdi varlık derseniz bunu yatırım aracı olarak mı kabul edeceksiniz? Anladım. Yoksa başka bir şey olarak mı kabul edeceksiniz? Gibi sorular çok çeşitleniyor. Ama bu kadar teknik detaya girmeden sizin ve kullanıcıların soru işaretleri aslında bizim de soru işaretlerimiz. O yüzden sordum ben hani kimin tarafını soruyorsunuz diye. Buradaki en önemli konu dediğiniz gibi saklama tarafı. İkincisi de piyasaya herkesin bu kadar kolay giremiyor olması lazım. Şimdi bizim hesaplarımızda işte 5 milyondan fazla kullanıcımız var.
Bazı rakiplerimizin 5 milyona yakın var. Diğerlerinin 3 milyon var, 2 milyon var. Yani bu payı bu piyasaya girdiğinde sermayesi bu kadar yüksek değildi. Ya da değildi. Sayısı evet, bu kadar yüksek evet. Değildi. Ama o zaman bu piyasa bile daha tanınmıyordu. Yani evet. Hem devlet tarafından tanınmıyordu hem kullanıcılar tarafından tanınmıyordu. Şimdi burada kabaca bakarsanız belki bu sektörde 8-9 milyonluk bir nüfustan bahsedebiliriz. Burada sürekli işlem yapan insanlardan bahsediyoruz. 8-9 milyonun işlem yaptığı bir sektöre giriş için şu an hiçbir şart aranmıyor. Yani ben de şu an işte Mehmet Borsası diye bir borsa kurup param da varsa oraya işte diyelim ki 3 milyon 5 milyon para koyup kendim bir borsa işletebilirim şu an. Yarın da mevduatları toplayıp sizin bahsettiğiniz çekinceyi gerçekleştirebilirim. Dolayısıyla bunun bizim beklentimiz bu yönde. Yani burada bir regülasyon olurken buna bir devletin bir sınırlama koyması lazım. Ya da bir şartlar koyması lazım. Ama burada bahsettiğimiz şartlar yasakçı bir zihniyetten bahsetmiyoruz. Yani o yasaklansın, bu yasaklansın, işte bunu kulağımızı ya da ben kendi adıma kulağımı tıkamış gibi yapmayacağım. Yani sosyal medyada da işte görüyoruz bizimle ilgili yazılanlarda. Belki işte yurt dışı platformlar yasaklansın falan diyormuşuz gibi böyle ne yazık ki haksız ithamlarda bulunan arkadaşları da görüyoruz. Bu değil. Yani şu yasaklansın bu yasaklansın değil. Bir regülasyon olmalı ve herkese eşit olmalı. Sermaye şartı var galiba. Mesela olmalı bence. Bilmiyorum. Olup olmadığını bilmiyorum. Ama bence bir sermaye şartının olması lazım. Burada ödenmiş nakdi bir sermayenin yatırılmış olması lazım. Size danıştılar mı? Bir taslak dolaştı. Sizin parmağınız var mı o taslakta? Yok. Bir parmağımız yok taslakta. Dedikodular doğru değil. Dedikodular doğru değil. Ne yazık ki o dedikodular. Sordular da mı yok yoksa sormadılar da mı yok? Yok sormadılar da yok. Yani kimse bu ama bu şey çok sormadı. Yani zaten bence hani trajikomik olan bu. Sorulmaması problem. Yani şöyle beklenti olarak ben yine dediğim gibi bir avukat olarak şunu beklerim. Örneğin bir bankacılık mevzuatında köklü bir değişiklik yapılırken işte bu önce internet sitesinde yayınlanır. Örneğin dijital bankacılık yönetmeliğiydi yanlış hatırlamıyorsam 6 ay boyunca şeyde kaldı. BDDK'nın sitesinde kaldı taslak olarak. İnsanlar oraya yorumlarını yaptılar. Ha bu yorumlar ne kadar etkili olur olmadı. O farklı bir tartışma ama en azından insanlar bunu gördüler. Benim gönlüm ister ki orada yayınlansın. Hangi kurum bunu yapacaksa, SPK yapacaksa SPK'da, BDDK yapacaksa BDDK'da. Orada yayınlansın. Sadece platformlar değil, kullanıcılar da buna yorum yapsınlar. Herkes buna bir yorum yapsın. Ondan sonra şekillensin. Yani işte 3 tane arkadaş oraya gidip biriyle konuşmak zorunda kalmasın. 5 tane arkadaş bir araya gelip bilmem neye hazırlamak zorunda kalmasın. Devletimiz bir şey hazırlasın, koysun, insanlar da buna yorum yapsınlar. Gönlüm bunu ister. Ama ne geleceğini bilmiyorum. Fakat gelmesini beklediğim sermaye şartının olması, bir teknik yeterliliğin olması lazım. Yani teknik altyapınızın da burada olması lazım. Şimdi diyelim ki X borsası, isim verip tabii ki bir şey altına bırakmayacağım ama bir X borsası kendi emir cüzdanlarını, emir tahtasını kullanmıyor. Globaldekinin emir tahtasını kullanıyor. Şunu görürsünüz bazen işte globaldeki bir Y borsası büyük bir borsa işte der ki gece saat 2'de bakıma gireceğiz diye bir ilan yayınlar. 5 dakika sonra Türkiye'deki X borsası der ki biz gece 2'de bakıma gireceğiz diye. Yani kendi tahtasını kullandırtmıyor. Diğer tarafın tahtasını kullandırtıyor. Bunlar neden doğru peki? Değil. Neden teknolojisi buna yeterli değil anladım. Çünkü. Bunlar doğru işlemler değil. Teknolojinin burada olması lazım. Teknolojinin her şirketin kendi teknolojisini kullanıyor olması lazım. Teknoloji üretmemiz lazım bizim yani. Buna devletin ön ayak olması lazım. Ve insanların da varlıklarının burada yeterince muhafaza edilebiliyor olması lazım. İşte saklama dediğimizde saklamanın belki bir lisansa da ayrı belki bir lisansa tabi olabilir. Öyle bir lisansa tabi olması lazım. Yani hem platform açmak hem şey yapmak. Peki gibi. Kara para aklamanın önü nasıl geçilecek? Para transferi bu konuda kısıtlayıcı bir şey olmalı mı sizce? Çünkü bunun için de kullanıldığını biliyoruz. Şimdi şöyle buradaki son dönemde ruble tarafındaki sıkıntının mesela yansıdığını biliyoruz. Özellikle evet. Rusya kaynaklı mesela kripto para piyasasına talep çok artmış. Evet çok fazla. Buradaki kötü şöhreti şöyle birazcık belki bertaraf etmeye çalışayım. Kriptolar kara paranın bir şeyi değildir. Akış yolu değildir. Bunu TL ile de yapabilirsiniz, fiyat paralarla da yapabilirsiniz, emtialarla da yapabilirsiniz, her şeyle yapabilirsiniz. Yani kripto para borsalarından ya da platformdan önce de kara para aklanıyordu. Bugün de aklanıyordur muhtemelen. Dolayısıyla bu farklı bir case, farklı bir tartışma alanı. İşte MASAK'taki şeyle yapılan regülasyonla kripto varlık hizmet platformları MASAK yükümlüsü haline getirildi. Burada müşterinin tanı politikası getirildi, yapılan transferlerin
bildirilmesi yükümlülüğü gibi bazı yükümlülükler getirildi. Dolayısıyla devlet orayı regüle etmeye çalışıyor ve bizler de o regülasyona uyumlu olarak çalışmaya çalışıyoruz. Ama genel bir kanun lazım. Ya da bir belki SPK kanununda bir değişiklik lazım. Ve burada da kullanıcıyı ve borsaları koruyan bir değişiklik olması lazım. Şimdi çok özür dilerim. Türk borsaları için söyleyeyim. Şimdi gelen eleştiri şöyle geliyor işte yurt dışı borsalar konusunda. Biz burada bir yatırım yapıyoruz. Diğer borsaları da bunun içine katarak söylüyorum. Biz burada bir yatırım yapıyoruz. Buraya bir para harcıyoruz. Burada insanlar istihdam ediyoruz. Bir X borsası Türkiye'de bir temsilcilik açmaya dahi hiç tenezzül etmeksizin Türkiye'de her tarafı billboardları donatabiliyor ve kullanıcıları kendine çekebiliyor. Nasıl çekebiliyor? Sosyal medyada işte fenomen dediğimiz arkadaşlar bir şaya yayıyorlar. Diyorlar ki örneğin işte Paribu ya da diğer platformlar bütün verilerinizi devletle paylaşıyormuş arkadaşlar. O yüzden haydi hep beraber X borsasına gidiyoruz. O X borsası Türkiye'de var mı? Yok. Devlet onu denetleyebiliyor mu? Yok. Masraf denetimine tabi mi? Değil. İşte kara paranın akış yöntemi. Tamam. Ve o borsalara gittiğinde kullanıcı mevduatın nerede olduğunu da hiç bilmiyor. Biz istiyoruz ki herkese eşit olsun burada. Yani herkes buraya gelsin, dileyen herkes buraya gelsin ama eşit bir şekilde gelsin. Devlete bildirme yükümlülüğü ne kadarına kapsıyor? Yani sizi neyle zorunlu tutuyorlar? Müşterinizin hangi bilgisini paylaşmak zorundasınız yani? Şöyle MASAK mevzuatında var o. Kanunda, yönetmeliklerde ve tebliğlerde geçiyor. Aklıma gelenleri söyleyeyim. Çünkü çok fazla olduğu için hepsini sayamayabilirim. İşte ad, soyad, TC kimlik numarası, doğum tarihi, adres gibi bu tarz bilgileri kimlik anlatıyor. Bilgileri. Kimlik bilgileri diyebiliriz aslında. Sahip olduğu varlığa dair bir şey paylaşmıyorsunuz. Sadece kimlik bilgilerini paylaşıyorsunuz. Yok, hayır, bunları almamız lazım. Paylaşmak derken şöyle, biz bunları alıyoruz. Hani devlet isterse paylaşıyoruz. Öyle her dakika bir akış anlamı gibi anladım. Düşünmeyin. Bankada hesabımız olduğunda bankada zaten. Bankada, aynen öyle. Yani anlık bir akış gibi düşünmeyin onu. Peki olmadı böyle. Çok soru var daha. Yok mu senin için? Yani regülasyonlar çok fazla soru var çünkü. Sonraki, zaman yetmedi. Peki çok teşekkür ediyoruz Mehmet Bey. Gerçekten samimiyetle teşekkür ediyoruz. İstediğimiz ben soruyu sorabildik. Lütfen. Biraz akışında dışına çıktık ama her soruya cevap bulduk. Ağzınıza sağlık İzem. Sana da çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. 92.8 Bloomberg HT Radyo'da yarının gündemini burada noktalıyoruz. Önümüzdeki hafta çarşamba tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yarının Dünyası Paribu sundu.